Milliyet TV'den iyi günler. Bugün ülke ve dünya gündeminde yaşanan önemli gelişmelerle karşınızdayız. BDP Van Milletvekili Özdel Üçer hakkındaki dokunulmazlığın kaldırılması için Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği tarafından fezleke hazırlandı. Üçer'in katıldığı terörist cenazesinde halka silahlanın çağrısı yaptığı video görüntüleriyle iddia ediliyor. Fezlekede Üçer'in terör örgütü adına suç işlemek, suç işlemeye alenen tahrik ettiği gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Haber verin, herkes silahlansın. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Vekilliği katıldığı terörist cenazesinde halka silahlanın çağrısı yapan BDP Van Milletvekili Özdal Üçer hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Diyarbakır'da 2008 yılında AK Parti Milletvekili Oya Eronat'ın oğlunun da öldüğü dershaneye yapılan saldırının emrini veren Mehmet Guyi Kot adlı terör örgütü PKK üyesi Muhittin Kaplan'ın 31 Ekim'deki cenazesine katılan milletvekili Üçer, halka silahlanın çağrısı yapmıştı. Bankacılık sektörünün Rum ekonomisini iflas noktasına getirdiğini belirten Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristofias, IMF'nin kredi paketini kabul ettiğini medya aracılığıyla ilan etti. Rum lider IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği tarafından hazırlanan kredi paketini imzalamaktan başka çare kalmadığını açıkladı. Yunanistan'daki banka krizinden etkilendiklerini anlatan Hristofias, gerek Rum Merkez Bankası'nın gerekse Kıbrıs'taki bankacıların yanlış kararları yüzünden sektörün iflas ettiğini ve milyarlarca euro zarara uğradıklarını söyledi. Zehir tacirlerini ihbar ederek emniyet güçlerinin 78 kilogram eroini yakalamasını sağlayan vatandaş 100 bin liralık ödülü geri çevirdi. Vatandaş ödülü şu gerekçeyle geri çevirdi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonla uyuşturucu tacirleri tarafından uyuşturucu dolu yangın tüplerinin Avrupa'ya gönderilmesi planı bozulmuş oldu. Polisin uyuşturucu tacirlerini yakalamasını sağlayan ihbarcı ise yaklaşık 100 bin TL para ödülü almaya hak kazandı. Polis tarafından gizlilik ilkesiyle ismi korunan ihbarcının hak ettiği ödülü vatandaşlık görevimi yaptım diyerek reddettiği öğrenildi. Tem Otoyolu'nda lüks otomobilleriyle makas atarak ilerleyen bir grup genç trafikte dehşet saçtı. Ölüm yarışının kameralara yansıyan görüntüleri. Otomobil tutkunu bir grup gencin İstanbul Tem Otoyolu'nda yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Lüks otomobilleriyle akan trafikte birbiri ardına makas yapan gençler yürekleri ağızlara getirdi. Gençlerin ölüme meydan okuduğu anlar araçta bulunan arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde birbirinin ardından makas yapan gençlerin sevinç gösterileri görülüyor. Sergen Yalçın'dan geçmişe dönük ilginç itiraf. Sergen, yorumcusu olduğu programda Beşiktaş kariyerindeki o anıyı işte böyle anlattı. Yorumcu olduğu programda Sergen Yalçın, Lücescu ile ilgili şu hatırasını açıkladı. Kulübede oturuyordum abi, ilk yarı bitmiş. Ben de ilk yarı öyle karnım acıktı ki. Dedim ki bizim masada, dedim bana bisküvit getir birkaç tane, çok acıktım. O ara bisküvit yemişim 5-6 tane. Dakika 60 falan olmuş böyle, maç ediyoruz ya abi, ben o ara dalmışım böyle kulübede biraz, tamam mı? Maça bakarken bisküvit falan yedim, bir ağırlık çökmüş bana. Bir dakika 70-75 oldu bana, Lücescu'yu bu arada Sergen de ne oldu dedim ben, tamam bir ara böyle oyuna gireceğim mi falan filan dedi bana, tamam mı? Yok dedim, ben girmeyeceğim dedim. Bak bunlar dakika 75'te falan oluyor, inanmıyorum sana. Oyuna gireceğim falan, yok dedim, girmeyeceğim. Sen ne yedin bisküvit? Ya bisküvit yemişim devre arası, çok acıktım, ne olduysa bilmiyorum 4-5 tane. Girmeyeceğim dedim oyuna dedim. Kendimi iyi mi hissetmedim, ne oldu bilmiyorum bana da yani. Bir anda yok, girmeyeceğim. Piyasalardaki son durumsa şöyle. Piyasalar. Dolar 1.786, avro 2.341 lira. Borsa 75.920 puandan işlem görüyor. Milliyet TV'de ülke ve dünya gündeminden önemli gelişmeleri sunduk. Hoşça kalın.